kalleş ve acımasızdır siyaset. Yani bayağı korkunçtur. Yani Tayyip Hoca falan, ya bak sen bak 60 yaş, 70 yaşındaki insan gibi oldu. Yani çok çok acımasızdır yani. Büyük bir gerilim içinde yaşadı. Etrafını saranlar, kalleşlik yapanlar, oyun oynuyor. Mesela ben gördüğüm Cumhuriyet tarihinin en büyük kalleşliğine uğradı Tayyip Hoca. En büyük kalleşlik, ben böyle kalleşlik görmedim. Yani böyle bir güven de görmedim. Yani onun gösterdiği tarzda bir güven de görmedim. Onun gibi kalleşliğe uğrayan adam da görmedim ben. Ve akıl almaz bir kalleşliğe uğradı yani. Böyle yani siyaset, böyledir. O açıdan söylüyorum. Siyasette olmaz. Euzubillahimineşşeytane ve siyaset diyor Mevzuman. Sevgi insan olacaksın, sevgi önderi olacaksın. Ben sevgimden yönlendirebiliyorsam, insana yol göstertebiliyorsam o bana yeter yani. Yöntem budur. Yani gidip bir saraya oturmak bir yere, onlara gerek yok. Ha, saray değil mi? Tayyip Hoca o işi tamamen halletsin ya. Yani. O saray işi kapansın. Yani oraya gitmeyi kaldırsın bence. Yani uygun bir yer bulalım Ankara'da. Bilmiyorum. Bizim çocuklar bir şey değil mi? Ben Tayyip Hoca'ya bir fikir verebileyim. Ankara'da hiç bina yok mu ya? Ben Ankara bilmiyorum mu yani? Tayyip Hoca'ya Ankara Kalesi'nin orada eski Ankara evleri var. O evlerden 2-3 tanesini devletleştirsin. Orayı kullansın ya. Çok şahane olur yani. Bayağı yakışır. Kapıya da Seymenleri koysun. Efeleri. Öbürleri çok uydurma duruyor ya. Yani çok özür dilerim ama ellerinde alüminyum tenekeler bilmem ne falan böyle. Yerli filmlerde falan oluyor ya böyle. Savaş sahnelerinde. Yani çok çok şey sıradan duruyor yani. Olmuyor. Yani zevksiz bir görünüm var orada.